Bir dakika. Model şuradan. Bordo berili mi olmak zor yoksa sap İzliyoruz. kalıntı Arkadaşlar, hadi beraber bir izleyelim. Biraz uzun video ama ben ileriye böyle tek tek alacağım. Birkaç dakika izleriz. Başlıyoruz. Hazır mısınız? komutanını rehin aldığınız doğru mu? Ölümden döndüğünüz bir an oldu mu? Yakaladım onu. Dedim numarayı yapma bana. Gemi komutanı buraya çağır. Çıkart yok dedim. Cehennem haftası diye bir hafta var. Sizi daha iyi yetiştirmek için. Her gece bir saat uyutuyorlar, 20 saat çalıştırıyorlar. Yemek yediğimizde buradan kan geldi mi geliyor. Yani bir günde 7000 kalori alıyorduk. İki kişinin yediği yemeği yiyorduk ve hala zayıflıyorduk. Peki hiçbirisini öldürdünüz mü? Ses nasıl arkadaşlar? Adım Namık Ekin, Üsküdar'da doğdum. Ses az mı? Çok iyi, tamam, ses iyi. Hadi devam ediyoruz. Adım Namık Ekin. Bakayım. Abimize baksana ya. Hem yakışıklı abimiz, hem fit. Mükemmel. 1940 yılı 16 Aralık'ta. Ya var ya, ben bu abinin yaşında olduğum zaman şöyle görüneyim, başka bir şey istemiyorum yani. Çocukluğumdan beri spora çok meraklıyım, 5 yaşından beri. Dünyada yüzme şampiyonu iken halter şampiyonu olan ilk sporcuyum. Halter şampiyonusunuz ama Oo. aynı zamanda yüzme şampiyonusunuz. İki Vay tane be. ters zıt sporda derecelerim var. Tabii hayatı kısaca keseyim. Astsubay oldum. Gemilerde çalıştım. Sonra harp gemilerinde, kruvazörlerde, destroyerlerde 2 sene çalıştıktan sonra hücum modlarda çalışmaya başladım. Geldim 20 gün. O sırada 1963'te Türkiye'de SAT Birliği kuruldu. 244 kişi toplandık SAT kursuna. 244 kişiden 21 kişi bitirebildik. O 21 kişinin de birincisiydim ben. Orada çok birinci ve güzel şeyler yapınca Amerika'da Vietnam yıllarında Amerikan satlarıyla eğitim yapma şansı. Ya bu abi neler yapmış ya? Vay, hem halter şampiyonu, yüzme şampiyonu, orada burada birincilik yapmak. Yani gurur kaynağımız diyelim ya abicim. İşte siz de bir de bana bakıyorsunuz. Ben kimim ya? Ben hiçbir şeyim, abiye baksanıza. Yakaladım. Hayat hikayesi böyle bir sürü maceralarla dolu. Birazdan tek tek de gireriz o maceralara. SAT komandosu kimdir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi bedenen ve ruhen kendini en iyi geliştirmiş, havada, karada, denizde, deniz altında savaşan, oradan gelip oradan kaçabilen, dünyanın en zor askeri eğitimine katlanmış, dirayetli, asla pes etmeyen, her türlü silah, aleti, gemiyi, denizaltı kullanıp uçaktan gece 30 bin fitten paraşütle atlayan tipler, baskına gidip kaçan tipler, Vay ülkesi be. için canını seve seve veren tiplere SAT komandosu diyoruz. SAT komandosu serüveniniz nasıl başladı? Abi yani bu adamı biz izlerken şimdi ben yayını bırakacağım, gidip spor falan yapacağım yani. Atışlara gireceğim. Vay be. Ses sonuna kadar açık ya. Mahallemizde birçok abi, oynadığımız ağaçlara tırmandığımız abilerimiz askere gidince ben de 12 yaşına gelince ben de asker olacağım falan diye Ha. bayağı Unutmadığınız bir olay var mı diyor. böyle enteresan bir şey anlatayım mesela. O ara biz SAT'ta eğitim yaparken Gölcük'te orada şey var, tersane. Bütün gemiler gidiyor tamir olurken bir denizaltının kapağı düşmüş. Dalgıç arıyorlar ya diyorlar, dalgıçlar çağırana kadar İstanbul'dan burada satlar var onlar dalsın diye. Mustafa Tosun arkadaşım daha ölmemişti o zaman. Dediler ki şey iki sat çağıralım onlar dalar alır çıkarırlar Vay. dedi. Tersanelere gittik. Mustafa ile neyse Heh. balık adam hepsine girdik atlayacağız. Şimdi giyinirken Mustafa bana işte böyle yapıyor ya atlayalım falan dedi. 2 metrelik bir şey yani balık adamlar atlar ya böyle maskeyi tutarak. Ya dedim atlamayalım inelim. Biz hep talebelere şunu öğretiriz. Görmedin altını görmedin suya atlama in. Orada kaya mı var, taş mı var, demir mi var Doğru. bilmiyorsun ya. Ama bana Mustafa dedi ki ya atlayalım dedi işte buradan da belli denizaltı burada. Burası derin dedi falan dedi. Böyle giyinirken bana böyle yani bir şey yaptı, dokundu dengeden. Ben Nasıl? böyle 15 santim bu tarafa kaydım. O da burada ya ikimiz birden atladık. O buraya atladı ben buraya atladım. Ama ben de böyle cız etti bir şey. Ondan sonra suyun altına girince tabii görüyorsun. Bir kafamı aldım böyle 4 metre boyunda sivri bir demir kazık iskele.
paslı. Böyle demirle çıkıyor ama yanlarından da sivri yerler çıkıyor. Yani daha evvel orası iskeleymiş. Çıkarmışlar, yanına beton iskele yapmışlar ama onları kesmemişler. Buradan böyle cur cur sıyırınca Mustafa'ya gittim, böyle yaptım. Böyle yaptı. Böyle kaldı. Hani ben dedim sana, atlamayalım, inelim dedim. Mustafa o gün yemeğe gittik. Ben yemek yemedi. Akşam da yemek. Arkadaşlar, Namık abimizden aldığımız bir tane çok büyük bir tavsiye. Dibini görmediğin suya atlamayacaksın. Gireceksin. Bak. Bu çok önemli. Yani gerçekten mantıklı değil mi? Yemedi. Baktım sarılıyor bana falan böyle. Özür der gibi. İşte Karadeniz'de donup şehit olan arkadaşım oydu böyle hep. Sevdiği köylerimizden yanımızdan kayboldu gitti. Bir tanesi de İngiliz komandolarıyla dalış yapıyoruz. Gemilerin altına mayın koyuyoruz. Birinci gün onlar mayın tüfek müfek falan hani. İşte gemi bağlar falan direkt bu top budur, tüfek budur. İşte jarjurlar bilmem neler. O arada hafta sonu izine çıktık biz. Sinemadan geliyoruz. Arkadaşlar, bu abonelik kapalı mı diye bir tanesi sordu. Bak, abonelik olayı falan şu anda kapalı çünkü bu bizim ilk yayınımız. İlk yayınımız olduğu için yani bir nevi Twitch olayı her şeyi kapalı. Sürekli yayınımızı nasıl diyeyim böyle devam ettirirsek, izleme oranımız yükselirse işte artık bir hafta iki hafta falan sonra belki 30 gün bilmiyorum. Abonelik de açılacak ve yayın kalitesi de daha da yükselecek. Şu anda eğer kaliteyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız ekipmanla alakası yoktur. Sadece nasıl diyeyim Twitch'te yeni olduğumuz için. Bir nevi Twitch'e kendimizi kanıtlamamız gerekiyor bu güzel bir kanal diye. Ondan sonra Twitch bu imkanları bize sağlayacak. Abonelik de açılacaktır arkadaşlar. Gelirken Nizamiye'ye böyle 100 metre kaldı. Sol tarafta böyle içkiler içildiği falan. Kadınla bir anneyle kızına taciz edilen bir el atıyorlar bilmem ne. İşte birisi onun saçından çıkıyor. Kadın çantayla vuruyor. Böyle bakıyor. Ben de böyle bir baktım. Bütün kıpkırmızı. Kan içinde beyaz üniforma. Demiş ki bunun yanına bir nöbetçi verin. Ya arkadaşlar, ben bu abimizi sürekli yani dinleyebilirim saatlerce. Mükemmel. Şahane bir şey ya. Bakalım başka Namık Ekim yazalım yazayım. Şuraya yazayım. Namık Ekim silah falan diyeyim. Kim var mı silah? Tabanca. Tabanca eğitimi. Vurduğu zaman sekip gidecektir bir duvara falan. Bu namlunun baktığı istikamette böyle 45 derece hiçbir canının olmaması lazım. Doğrudur. O yüzden mesela... Bak, bu konuda benim de uzmanlığım var. Namık abiyle beraber bakalım nasıl olacak. Arkadaşını silahına güya gösterir misin Namık Hoca? Bak, silaha bak ya. Falan diye böyle uzatmamanız lazım. Tetiğin dışında da olsa el, yani emniyette olsa bir eliniz, silah emniyette olsa bile. Biz daima silahları dolu olarak kabul ederiz. Aynen. Boş ağzına kere, sağlık. 10 kere kontrol etmiş olun. Siz alıyorsanız başkasının silahını veya bir birlikte, askeri bir birlikte bir silah alıyorsanız onun daima emniyette olup olmadığını, içinde mermi olup olmadığını daima kontrol etmeniz lazım. Dolayısıyla bu... Bak arkadaşlar, silah güvenliği. Namık abi çok güzel anlatıyor. Kural 1. Parmak hiçbir zaman tetikte olmaz. Bak, aslında yani parmak olmayacak da aynı zamanda o kuralın içerisinde. Kural 2 diyelim. Namlu her zaman güvenli bir yere doğrultulur. 3. Şarjörü çıkartacaksın. 4. Mekanizmayı geri atacaksın. Bakacaksın içerisinde bir mermi var mı yok mu. Ondan sonra bu silahın güvenli olduğunu anlayacaksın. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Namlu güvenli yerde, parmak tetikte değil ve silah güvenliği yapacaksan şarjörü çıkartıp, mekanizmayı geriye atıp gözünle elinle bakacaksın. Bu kadar. Bunları yaparken... Açın sesi arkadaşlar, ses güzel. Bağırayım mı? Aynı hareket görüyorsunuz, başka tarafa bakıyor. Namlu başka tarafa bakıyor. Çok da akıllı satların hocaları bunu öğretirken açılı vurduğu zaman oradan sekecek gibi olmayacaklar. Yani böyle durursanız duvara vurur veya saplanır. Ama bir duvar, çelik bir demir levhaya geldiği zaman durup ve sekecektir. Doğrudur. O yüzden daima mesela bu şekilde atış yaptınız. Döneceksiniz. Burada hocanız veya arkadaşınız var. Hocam iyi oldu mu deyip böyle dönmeyeceksiniz. Kesinlikle yapma bunu ya. Ya buradayken attıktan sonra aşağıdan emniyetli yerden onu emniyetli mekiğe alacaksınız. Ya da bu şekilde karşıya attınız. Yukarı kaldırıp öbür taraftan alacaksınız. Bak, Namık abimiz ne diyor? Diyor ki ya diyor
aşağıdan alacaksınız ya yukarıdan. Artık bize bu yukarıdan alma olayı öğretilmiyor. Eskiden böyleydi. Ben şahsen şu elimde silah olduğunu düşünün arkadaşlar. Şöyle atış yapıyorum değil mi? Tak 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 atış yapıyorum. Eğer ben bir yere hareket edeceksem yaptığım şey ve silahımı kılıfına koymayacaksam yaptığım şudur. Göğse getiriyorum. Tamam, şu göğse getirip dönüyorum şu şekilde. Tamam mı? Tam böyle yere indirmiyorum. Çünkü yere indirdiğim zaman bir nevi yere kalkmam gerekiyor. Göğüsten çok daha kolay oluyor çıkmak. Bak şu pozisyondayım. Birisi bir şey olduğu zaman çıkabiliyorum. Neyse ben öyle yapıyorum sürekli. Ve ben öyle eğitiyorum bütün eğittiğim kişileri. Ama Namık abinin dediği de çok doğru, mükemmel yani. Aynı yani. Dediğimiz şey aynı kapıya çıkıyor. Veya biz genellikle yaparız. Emniyetli sahadan, kimsenin olmadığı sahadan döneriz. Evet. Nasıl olursa olsun bu silah. Demin kız arkadaşınız silahınıza bakayım der, eşiniz bakayım der, çocuğunuz. Hiçbir zaman al yavrum bak böyle veya namlu Bir dakika sesini açayım. ateş almadı ya falan diye böyle Açtım şunları arkadaşlar. yapmayın. Bakın ben öğretirken bile Abi bir korkarak tık videonun yapıyorum. sesini açabilir misin? Çünkü neden aldığım terbiye, sat komando, silah terbiyesi derslerinde eğer biz bu hataları yapacak olursak, yani namlu böyle arkadaşımızın, hocamızın önünden Evet. geçerse, emniyetli sağdan geçmezse veya yukarıdaysa, yukarıda hiçbir canın olmadığı yerinden geçerse bu okey. Ama birine silah gösterirken ve öğretirken hiçbir zaman namlu ona dönerek bak bu tetik, bu emniyeti, bu kapak takımı, bu gövdesi, bu şarjörü Ya böyle yok. ben hemen Namık Hekim yazayım şuraya ya, bir dakika hesabı değiştirmem gerekiyor aslında ama bir dakika sonra yazarız. Yok. Daima boşluğa dönerek boşluk şekilde bir canının olmayacağı şekilde öğretmek lazım. Bu basitçe anlattığım silah terbiyelerinden biri. Biz bu hatayı yaptığımız zaman SAT'ta M1 tüfeği vardır 5 kilo. Onunla yüzerdik denizde 3 Ha. mil. Vay be. Koşarken sabahleyin 8-12 kilometre o silahla koşardık ceza olarak. Onunla yatardık, onunla tuvalete girerdik, onunla oturup onunla... Bizde ne yaparlardı biliyor musun arkadaşlar? Böyle bir ceza yaptığın zaman, yani silahla ilgili bir şey yaptığın zaman çok kötü olmasa silahını elinden alıyorlardı eğitimde. Muz veriyorlardı. Ciddi söylüyorum. Muz. Bildiğin muzu alıyordun, kılıfa koyuyordun. Yani seni utandırıyorlardı herkese karşı. Muzu koyuyordun, silahını elinden alıyorlardı. Mesela ta artık bir hafta boyunca mesela örnek veriyorum. Öyle yürüyordun. Kafeteryaya öyle gidiyordun. Kılıf, herkesin kılıfında silah var. Sende muz var. Sende muz olduğu zaman geri zekalıca bir hareket yaptığın için seni utandırıyorlardı. İnanılmaz da gülüyorduk yani biz. Ve bazen o muz var ya, 2 hafta geçiyordu işte muz artık böyle kararmış, erimiş falan. Rezil yani. Ama başka çarem yoktu. O yüzden dikkatli olacaksın, güvenli olacaksın, yoksa muzu yiyordun yani. Devam ediyoruz. Ondan yemek yerdik. Silahın nasıl taşınacağını, nasıl kontrol edeceğini, arkadaşınıza, namlunun nasıl bakmayacağınızı öğretmek için. Bugün ikinci derse geçelim. Silahı elinize aldınız. Mümkün olduğu kadar hiçbir canlıya bakmıyor namlu. Bir kere burası koruganın oturması lazım. Yani hiç hava kalmaması lazım. Aynen. Tutuşlarda unutmayın. Daima halteri tutarken, barfiksi tutarken herhangi bir şey... Tabii bizim abimizin verdiği örnek, bak tutarken diyor, halteri tutarken diyor. Kardeş halter mi tuttuk biz? Ama abi halterci olduğu için onun aklına gelen o yani. Çok güzel bir örnek ya. Tutarken halteri tutarken gibi tutacaksın diyor. Şahane. şey tutarken şu üç parmak çok emniyetlidir. Biz halteri tutarken de böyle küçük parmak, büyük parmak, orta parmak, kapanı ve üstüne diye yaparız. Bu arada arkadaşlar bu silah eğitimi videosu var ya şu abimizin yaptığı. Aynısını ben de yapacağım. Ben yaptım zaten bir tane ama farklı değişik seviyeleri var bunun. İlk yaptığım benim silah güvenliğiydi. Bir dahaki eğitimde mesela silah mesela nasıl tutma, nasıl pozisyon nasıl olacak falan. Bunlar gibi eğitimli bir video yapacağım size tekrar. Ve dövüş sanatlarıyla ilgili de videolar da yapacağım size abi, haberiniz olsun. Ya ben o kadar iyi değilim dövüş sanatlarına yani ben şimdi... Bu yayında da yani sizlere ben kavgacıyım bilmem böyle öyle bir şeyim yok. Bildiğimiz 7 yıldır jiu-jitsu yapıyorum. İşte jiu-jitsu, güreşte biraz iyiyim ben o kadar. Yoksa ben de yani normal bir adamım yani. Hatta Abi boksumu, OBS'in karateyi desktop öğretirken masaüstünün küçükten sesini büyüğe biraz doğru açabilir misin? kapayıp Çok fazla içeride kişi hiç yazdı. hava kal. Kusura bakma rahatsız ettim. Abi açalım. Olmayacak şekilde
öğretiliriz. Sesiymiş şimdi, açtık biraz. Silahı tutarken küçükten büyüğe doğru kapandınız. Ne oldu? Emniyet koruda, tetik koruganın üzerine geldi bu. Baş parmak güzel üzerinde. Şimdi genellikle atışları biz iki elle yaptığımız için yine alttaki üç parmak çok önemli. Alttaki üç parmak tetik koruganın üstündeki alttaki üç parmağınızın üstüne geliyor. Baş parmağınızın üzerine kapadınız. Bakın bu yukarıda kaldı. Kapak takımın üzerine. Kapak takımı recoil dediğimiz geri gidip öne gelecek ya. Evet. O zaman bunu 45 derece öne doğru alıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde burada duruyor. Öteki parmak da bazı FBI ajanları, CIA'ler bunu buraya alır. Ama kapak takımına değiyorsa yine tehlikeli. Kapak takımının geriye rahat gelmesini önleyecektir. FBI ajanı, CIA'ler. Şimdi nasıl söyleyeyim? Neyse, yorum yapmayayım. Devam edelim. Dolayısıyla bu parmağı bu tarafa yatırıp bunu da yanına koyuyoruz. Aşağıda hava yok. Parmak kapandı. Bu. Recoil hareketinde, yani geri tepme hareketinde hep atışta bakın bunu görürseniz ya böyle. Bu el bunu, baş parmak bunu aşağı bastıran parmak. Tuttuğunuz zaman bakın bu bunu aşağı çekiyor. Aşağı doğru. Kapandık. Tutuş şeklini gördünüz. Bir kere daha tekrar edersem. Küçük parmaklar geliyor, orta parmak, öteki işaret parmağı, emniyet çizgisinin emniyette, tetiğin üstünde değil. Öbür dört parmak olduğu gibi buraya kapandı. Böyle gösterirsem. Ama makina bakın, mükemmel bir makina ya. Altına geldi sımsıkı. Vay be, gerçekten sonra, çok güzel. Bu el yukarıda ya, bunu bunun üstüne aldınız. Bu yukarıdaki parmak aşağı doğru kayıp, geriye giden kapak takımını engelleyemeyecek. Bu da onun üstüne koyduk. Nişanımızı alıyoruz. Arkadaşlar bu silahın markasını bilen var mı ya? Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir şeye benziyor. Buradaki 911'lere benziyor. 1911'lere. Ama biraz daha yani uzun namlusu var. Şuraları kesmelerinin sebebi de biraz şey yani. Neydi ya? Ağırlığı biraz azaltma falan. Bu anaşotu. Bir de güzel gözüküyor. Basitçe tabii. Duruşlar çok önemli. Atış yaparken. Bu duruşlar. Natural duruş diyoruz. Natural stance duruşu. Bir ayak önü öte. SAR 9 taktikal. Tamam. Ama bir bakacağım ben ya. Hoşuma gitti. Peki geriye alındığı zaman defense stance. Karşıda kamera olduğu için göstermiyorum. Namık abimiz şu anda biz nasıl duracağız silah sıkarken nasıl duracağız onu gösteriyor. Bakalım. Bunların eğitimleri ben de veriyorum ama Namık abiden dinlemek güzel oluyor. Emniyetli tarafa doğru göstereyim. Yani normal omuz genişliğinde ayaklar dururken ayağı geri atıyorsunuz. Biraz dışarı çevirip hafif kırıyorsunuz. Bak ayağı geri atmak doğru arkadaşlar. Bu yeni mesela taktikler sürekli değişiyor. Son zamanlarda ayağı geri atmak biraz daha iyi balans veriyor, denge veriyor. Bu şekilde normal duruş. Ama böyle üzerine doğru eğilmeyin. Gayet yüksek, rahat duruyorsunuz. Gayet yükseksiniz. Hafif kalça yana doğru, kollar gergin. Eğer kırarsak her seferinde dirsekten yukarı tepme daha çok olacak. Doğrudur. Kollar gergin olmalı. Bunu ileri doğru geriyoruz. Sonra göz göz arpacık falan diye onu ayrı anlatacağım. Bir de FBI'nin çok kullandığı riding stance diye bir stance vardır. Riding stance. Hani ata binersiniz ya böyle. Ata biniş duruşu gibi. Kendini alçalır. Namık abicim, vallahi mükemmelsin. Şu dediğin şey eskiden de. Artık böyle bir şey yok. Kalçalar sağlam, oturaklı, geriye teptirmeyecek sizi. Şekilde öne alabilirsiniz. Bu da riding stance. Alçak duruş, ata biniş duruşu gibi. Sonra defense stance dediğimiz iki... Neyse arkadaşlar. Bayağı güzel. Bak Hasan, dağış yapmış. $5 teşekkürler Hasan. Öpüyorum seni. Ya Namık abi mükemmel değil mi ya? Adam mükemmel ya. Valla Namık abimiz bir tane ya. Yani bizim gurur kaynağımız. Ben training our bodies. Bir dakika bu nerede ya? Şunu yapayım. Namık abi reklam koymuş. Gaming. Ya var ya şu bir dakika. Namık abiye bir hemen. Abi
Mükemmelsin. Yorumunu ben Namık abiye güzelce bir yazdım. Yani gerçekten abimiz mükemmel. Hak ediyor değil mi? Hemen geçiyoruz tekrar. Ya arkadaşlar bayağı adam var ya güzel. Bizim Türkiye SAT komandamız. O linkler ne?